Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz yayınımıza. Sefalar getirdiniz. Evet, bu videomuzda özellikle yine çokça sorulan bir soru var. Evimizde büyü yapıldığını veyahut evimize birileri tarafından büyü yapıldığını nasıl anlarız? Bu hem dışarıdan da olabilir arkadaşlar, hem de evimize gelen kişilerin evimizde yapmış oldukları büyüler de olabilir. Allah muhafaza. Bunları nasıl anlarız? İnşallah bu konuyla ilgili bilgiler vereceğiz bu videomuzda. Konuya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayalım inşallah. Evet, öncelikle günlük yaşantımızda dua ve ibadetlerimize dikkat eder. Dualarla Allahü Teala'ya sığınır ve gerektiği gibi yakın olursak onun himayesine girer. Büyüden ve büyüyü uygulayabilecek büyücülerden, habis ruhlardan korunmuş oluruz. Bundan hiç şüphemiz olmasın tabii ki de. Bu konuda olur olmaz herkese müracaat etmek de doğru olmaz tabii ki. İlmine ve takvasına güvenilen ve hiçbir maddi menfaat beklemeden Allah rızası için insanlara yardım eden ilim sahibi kişilerin tavsiyelerine göre hareket etmek lazımdır. Durum psikolojik bir rahatsızlık da olabilir. Öncelikle dindar bir psikoloğa müracaat etmeyi tavsiye etmek lazım. Eğer büyü yapıldığı tespit edilirse okunması gereken bazı sure ve dualar var. Bunları okumaya devam etmek faydalı olur. Kişinin Allah'a sığınması, iman ve ibadet konusundaki titizliği ile büyünün tesir etmesinde etkili olan şeytanın insana yaptığı telkinlere kulak asmaması, şeytanın insanlar üzerindeki etkisini azaltır ve büyünün tesirinden de korunmuş olur. Çünkü şeytanın yaptığı sadece telkin yoluyla korkutmak, şüpheye düşürmek, vesvese vermekten ve temelsiz kuruntulardan, neticesi olmayan vaatlerden başka bir şey değildir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz şöyle buyurmuştur. Şeytan onlara söz verir ve onları ümitlendirir. Halbuki şeytanın onlara söz vermesi aldatmacadan başka bir şey değildir. Nisa suresi 120. ayet. Ayette geçen ümitlendirme ve söz verme bilindiği gibi geneldir. Ancak konumuzla ilgisi olması da söz konusudur. Çünkü insan pek çok şey umar. Hatta kendini umduğu şeylere, yani beklenti ve ümitlerine öylesine kaptırır ki bazen kendi kendisini bile büyüler ve olmasını istediği şeyler için büyücülere gider. Bu da yanlış olduğunu bile bile bu yola gitmesi ve şeytanın bu konuda kendisine teminat vermesiyle olur. Bu genellikle haramlarda olur. Yani bir bakıma insan kendisinde büyü olduğunu, birilerinin bu işle ilgilendiğini düşünerek hastalığı davet eder. Oysa gerçek öyle olmayabilir. Nitekim ayetlerde iman edip yalnız Rablerine tevekkül edenler üzerinde şeytanın bir hakimiyeti olmayacağından, ancak onu dost edinip Allah'a ortak koşanlar üzerinde hakimiyet kurulabileceğinden söz edilir. Şimdi arkadaşlar, gelelim çözüm noktasına. Bir kitapta okumuştum, belki bunu sizler de görmüşsünüzdür. Büyünün var olup olmadığını nasıl anlarız? Evimize birileri büyü yapmış mı? Veyahut evimize birileri geldiğinde büyü bırakmış mı? Bunu nasıl anlarız? Bu soru gerçekten çok soruluyor. Instagram'dan da soranlar olmuştu. Arkadaşlar, bunun için şöyle bir uygulama var. Gece yatağa girdiğiniz zaman uyumadan önce sağ tarafınıza dönüp veyahut uzanmadan önce yatağınızda otururken Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim diyerek 21 adet Kevser suresi okuyoruz ve sağ tarafımıza olduğu gibi yatıyoruz arkadaşlar. 21 adet Kevser suresi okuyoruz. Sağ tarafımıza yatıyoruz. Rüyada Allah'ın izniyle büyünün var olup olmadığını da, üstelik büyü yapan kişiyi de göreceğiz Allah'ın izniyle arkadaşlar. Bu uygulama birçok kişi tarafından ifşa olmuş. Yani kesinliği ortaya çıkmış ve birçok kişi uygulayarak büyü yapanın kim olduğunu görmüşler ve o büyüyü nasıl bozacağını da öğrenmişler. Sadece 21 adet Kevser suresi okuyacağız. Kevser suresini bilmeyenleriniz yoktur zaten. Yine de bir okuyalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
İnna a'taynakel kevser. Fesalli li rabbike venhar. İnne şani'eke huvel ebter. Sadakallahül azim. Evet, bu Kevser suresini bu şekilde okuyoruz 21 kere. En sonunda Sadakallahül azim demeyi unutmayın arkadaşlar. Sadakallahül azim ne demek? Büyük olan Rabbimiz doğru söyledi anlamı taşımaktadır. Bunu en sonunda söylüyoruz inşallah. Ondan sonra yatağımıza yatıyoruz arkadaşlar. Tabi sonrasında salavat çekmek isteyenler 100 kere Peygamber Efendimiz'e de salavat okurlar. Henüz uykusu yok ise, ama uykunuz varsa Kevser suresinden sonra 21 Kevser okuduktan sonra direkt uyku moduna geçebilirsiniz. İnşallah bu çok faydalı olacaktır. Bunu mutlaka deneyin, mutlaka uygulayın. Allah'ın izniyle bütün problemleriniz, bütün sıkıntılarınız da böylelikle azalmış olur. Böylelikle gitmiş olur ve evinizdeki huzursuzluk, o stres, kavga, gürültü, her gün birbiri üzerine binen o karmaşalar, curcunalar Allah'ın izniyle son bulur, sona erer. Bunu mutlaka deneyin arkadaşlar. İnşallah bir daha da böyle evinize huzursuzluk gelmez, kasvet çökmez. Evinizin huzuru artar, bereketi artar ve evinize zaten o kötü niyetli insanlar dahi gelemezler arkadaşlar. Tabi bunu sağlamak için de ne yapmak lazım? Evde namaz kılınması gerekiyor. Namaz kılınmayan eve rahmet melekleri gelmezmiş. Evde bol bol namaz kılın, Kur'an-ı Kerim okuyun. Kur'an-ı Kerim okumasını bilmiyorsanız eğer mutlaka açın televizyondan veyahut Kabe TV var. Mekke-i Mükerreme'den canlı yayınlar yapan bazı televizyon kanalları var. Açın arkadaşlar, oradan Kur'an-ı Kerim okunsun. Evinizin her köşesine şöyle Kur'an-ı Kerim sesleri yayılsın. Eğer telefondan açmak istiyorsanız da YouTube'a girin. Benim kanalımda da birçok Kur'an-ı Kerim ayeti var. Yasin suresi var, Vakıa suresi var. Sonrasında Bakara suresinin çok çok önemli ayetlerinin tekrarı var. Birçok ayet var. 19 Ayetel Kürsi var. En çok izlenen videomuz zaten. Amener Resulü Ayetel Kürsi 19'ar tekrar var. 41 tekrar var. Birçok video var. Kanalımızda o videolara göz atabilirsiniz arkadaşlar. Ama televizyonda Kabe TV'si olanlar direkt Kabe'yi açabilirler. Orada okunan Kur'an-ı Kerim de aynı şekilde tabii ki de. Daha da etkisi büyüktür. Çünkü Kabe'nin görüntüsü evlere bir nur olarak yayılır. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Ara sıra bunu yapın. Hatta her sabah kalktığınızda Kabe TV varsa evinizde bunu açın. Allah'ın izniyle o evde habis ruhlar barınamaz ve terk ederler. Evinizin huzuru artar, bereketi artar. Evde kavga, gürültü, her şey Allah'ın izniyle biter. Ve sabah namazlarınıza kalkmayı da ihmal etmeyin. Sabah namazına kalkmadığınız zaman o gün içinde mutlaka bir huzursuzluk yaşıyorsunuz. Bir sıkıntı oluyor evin içinde. Bunu ara sıra ben de yaşıyorum arkadaşlar. Yani biz de yaşıyoruz. O yüzden sabah namazına kalkmadığımız günler, kalkamadığımız günler bizler için gerçekten bazen zor olabiliyor. Hepimiz için. Çünkü sabah namazı çok önemli bir Müslüman için, mümin için. Buna dikkat etmemiz lazım hepimizin. Sabah namazına kalkamadıysanız eğer hemen ne yapıyoruz? Sabah namazını kazaya bırakmak yok arkadaşlar. Mesela 9'da kalktınız veyahut 10'da kalktınız veyahut 11'de kalktınız. Hemen abdest alacaksınız. Normal sabah namazını kılar gibi namazı kılacaksınız arkadaşlar. Kazaya bırakmayacağız. Aynı şekilde sünneti ve sünnetinden sonra da farzını kılacağız. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında biliyorsunuz sabah namazına kalkamadılar. Savaş dönüşü, çok yorgundular. Hazreti Bilal Habeşi de uyandırmayı unuttu. O da uyanamadı çünkü. Ve Peygamber Efendimiz bir kalktılar. Güneş doğmuş ve bayağı geçmiş vakit. Hemen ne yaptılar? Abdest alıp sabah namazını aynı sabah namazı vaktinde kılar gibi kıldılar. Ve bu da biz ümmet için bir çare oldu. Bir kurtuluş oldu aslında. Bu biz ümmet için sabah namazına kalkamayan, gevşeklik eden veyahut kalkmak isteyip de kalkamayan, hasta olup da kılamayan, kalkamayan kişiler için ne oldu? Bir kurtuluş oldu. O yüzden sabah namazını kaçırdıysanız hemen saat 9, 10, 11 veya 12'de bile kılsınız. Yani öğle namazına, öğle ezanına
20 dakika kalaya kadar kılınabiliyor arkadaşlar. Buna dikkat edelim inşallah. Evet, videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın inşallah. Ayrıca YouTube'da paylaşamadığım bazı videoları Instagram'da paylaşıyorum. Instagram'da da çok hızlı bir şekilde yükseliyoruz. Kullanıcı adım Tezcan Oskaya. Oskaya'nın sonunda iki tane A var. Hepinizi oraya da beklerim inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın inşallah. Gecemiz mübarek olsun. Gecemiz nur olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.